Değerli dostlar, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına selamlıyoruz. Bugün burada siyasi partilerle, meslek örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle, barolarla hep birlikte bir itirazı sürdürmeye ve tepkilerimizi dile getirmeye ve en nihayetinde açtığımız davada hakkımızı aramaya, adaletin yerine gelmesini takip etmeye geldik. Burada sadece davayı açan bir kişi, bir siyasi partinin sözcüsü olarak değil, Türkiye'de kadına şiddet uygulamayan, hemcinslerinin uyguladığı şiddetten, işledikleri cinayetlerden utanç duyan, kadınlarla birlikte kadın hakları için, çocuk hakları için İstanbul Sözleşmesi'nin koruduğu tüm dezavantajlı grupların yaşam hakkını savunmak için dayanışma ruhuyla buradayız. Hep birlikteyiz. 20 Mart 2021 gecesi büyük bir travmayı hep birlikte yaşadık. Anayasanın 90. maddesine göre usulüne uygun meclis kararıyla yürürlüğe girmiş olan İstanbul Sözleşmesi ki anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına göre kanunlarla çelişirse kanundan da güçlüdür. Ve Cumhurbaşkanı yetkileri kanunları bırakın yürürlükten kaldırmak üzerinde değişiklik yapamaz. Ama Cumhurbaşkanı'nın tek imzasıyla nasılsa önümde hiçbir engel olamaz. Nasılsa ben kanunları çiğnerim, anayasayı ayaklar altına alırım, dediğimi yaparım diyen bir anlayışta bir tek adamın iradesiyle yürürlükten kaldırılmaya çalışıldı. Burada Danıştay'a bu işlemin tamamen hukuksuz olduğu için yok hükmünde olduğunu söylesin diye başvurduk birincisi. Eğer bu yokluğu ilan ederse bu andan itibaren yeniden İstanbul Sözleşmemize kavuşmuş olacağız. Yokluk kararını vermediği takdirde anayasaya tamamen aykırı olan bu işlemin iptalini talep ediyoruz. Geçtiğimiz duruşmada Danıştay savcısının yapmış olduğu değerlendirmeyi son derece kıymetli buluyoruz. Yetkide ve usulde paralellik olmadığından, yani bu sözleşme nasıl onaylandıysa ancak öyle yürürlükten kaldırılacağını söyleyen savcının mütalasının, kararının, düşüncesinin karara etki etmesini bekliyoruz. Ve buradan her birinin vicdanı olan, kalbi olan, aklı olan hakimlere seslenerek şunu söylüyoruz. Eğer siz bu kararı bir an önce vermezseniz, bu işi Anayasa Mahkemesi'ne, bu işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bırakırsanız, biz bu davayı oralarda kazanırız ama o günlere kadar çok daha fazla kadının ölümünden, kadın cinayetlerinden sorumlu olursunuz. Zira her fırsatta rakamları eğik büken ve kendi bulduğu bir yöntemi kullanan Suç İşleri Bakanı'nın yöntemiyle dahi hesaplandığında kadın cinayetlerini durduracağız platformunun rakamlarıyla 1 Temmuz 2021'den bugüne kadar geçen 11 ayda tam 495 kadın hayatını kaybetti. O tarihten 11 ay önceye gidince Süleyman Soylu gibi rakam 415'tir. Demek ki hiçbirisi ölmemesi gereken 415 kadın öleceğini varsaysak bile İstanbul Sözleşmesi varken ilave 80 cinayetten bu sözleşmeyi tek adam kararıyla yürürlükten kaldıran zihniyet ve buna sessiz kalanlar, yol verenler, görevlerini yapmayanlar,
bu işlemin yürürlüğünü bir an önce durdurmayanlar müştereken sorumludur. Biz hep şunu söyledik. Adalet ve Kalkınma Partisi ikiyüzlü bir politika izliyor. İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlara ya kalktı ama 6.284 duruyor, fark eden bir şey yok diyor. İstanbul Sözleşmesi'ni istemeyenlere dönüp bakın işte kaldırdık diyor. Ama gerçek olan yarattıkları iklim, kanunları uygulayanlar ve buna uygun karar vermek zorunda olanlara bu ülkeyi yöneten irade kadınların kadın cinayetleriyle mücadelesinin arkasından çekilmiştir. Bundan sonra gerisini siz bilirsiniz mesajını vermektedir. Burada hep birlikte bu tarihsel kazanımı geri almazsak herkes bilsin ki bundan sonraki adımlar 6.284'e, bundan sonraki adımlar nafakaya, bundan sonraki adımlar medeni hukukun bütün kazanımlarına karşı atılacaktır. Bunun için bu mücadele siyasi bir mücadele değil. Bu bir yaşam mücadelesidir. Bu bir hak mücadelesidir. Bu bir demokrasi mücadelesidir. Bunun partisi de olmaz, cinsiyeti de olmaz. Bu mücadele kadınıyla erkeğiyle bu ülkeyi dünyadan koparılmasına itiraz eden, çağdaş demokrasiyi savunan, eşitliği savunan, yaşamı savunan herkesin mücadelesidir. Hep birlikte olacağız, bu mücadeleyi kazanacağız. Teşekkür ederim.